Hani ne demiştim? Bu sezon yapacağımız canlı yayınların paylaşımlarından birisi de sizsiniz. Dolayısıyla şimdiye kadar pandemi sürecinde size hiç vazife vermedik. Hep böyle seyrettiniz, dua ettiniz. Bize de yetti. Ama şimdi artık bu canlı yayınları, hani şu sağda böyle bir ok var ya, o okla kendi listenizdeki eşinize, dostunuza lütfen hemen gönderip paylaşın. Çünkü Instagram algoritması takipçi sayısı, seyirci sayısı, yorum o Evet. buna göre çalışıyor. Bizimki gönül muhasebesi ama onlarınki başka bir matematiğe dayanıyor. Dolayısıyla şikayet ettiğiniz boş beleş programlar ya da işte paylaşımlar çok keşfete düşüyor. Sizler niye yoksunuz diyorsanız bunun yükünü siz alın bizim üstümüzden. Sizin desteğinizle. Hem Seher'in sayfasından hem benim sayfadan lütfen paylaşımlarda bulunun. Eşiniz, dostunuz gelsin belki bir küçük kelime, bir küçük cümle birisinin yoluna ışık olur. Hayatı değişir. Tekamül noktasında bambaşka yerlere evrilir. Belli mi olur? Peki Seher'im biz nasıl Nasıl tanıştık tanıştık seninle? Ben unuttum hocam? bile İşte biliyor siz musun? yine bir gün böyle tatlı tatlı konuşuyordunuz. Ben de sizi tatlı tatlı dinliyordum. Ve dedim ki hayatımızda çok çok güzel örnekler var. Niye biz onun gölgesinde yerimizi almayalım? Niye onun ruhuyla hem dinlenmeyelim hem ondan bir şeyler öğrenmeyelim? Yamacınızdaki yerimi aldım hocam. O gün bugündür tabiri caizse içinizi bırakmıyorum. Kaç Ay yıl oldu? oldu. Bayağı oldu. Ya sen evleneli ne kadar 8 yıl oldu? oldu sanırım. 8 yıl oldu, evet. Evet. Evlenmeden Evet. bir sene önce falan da 10 6,5 sene maşallah yıllık evliyim. ya. Ama ben seni böyle ezelden tanıyor gibiyim. Çok ezelden. Şimdi Seher tipik bir ikizler burcudur arkadaşlar. Çok canlı, çok neşeli. Hadi onu da yapalım hocam. Hadi bunu da yapalım hocam. Oraya da gidebiliriz hocam. Buraya da gidebiliriz. Bunu da keşfedebiliriz. Hele hele Seher bir de bekarken çok fazla yurt dışı, yurt içi atraksiyonlu, bol adrenalinli, maceralı bir hayatı vardı. Ama tabii bu tırnak içinde seyahat et, sıhhat bul düsturundan hareketle maceralı bir hayat. Yeni yerler görmek, onu yazmak, paylaşmak, anlatmak gibi. Bak Ümmü Gülsüm öğrencin de buradaymış. Dolayısıyla birdenbire işte 8 sene önce evlenip peş peşe de iki tane aslan parçası erkek çocuk annesi olunca bir küçük şey, vites küçültmek Biraz daha zorunda büyüsünler, kaldı, o değil mi? vitesi birlikte atacağız inşallah. Yollar bizi bekletsin nasipse. Ah, şimdi görüyorum. Bir de şimdi görüyorum bazen öyle güzel maceralar yapıyorsun, şeyler çekiyorsun ki onlarla da. Hele Ali büyüdü tabii sana daha eşlik ediyor. İmreniyorum, o kadar güzel bir örnek ki bu genç annelere. Yani annelik dediğin şey atıl halde evde kalmak demek değil. Tam tersi. Hayatı yanına çocuğunu da alarak, eşini de alarak bütünüyle kucaklamak için sadece Evet. nüfus sayısının artması demek. Sorumlulukla birlikte elbette. Peki Seher'im, şimdi senin hesabının adı online diksiyon. Yani çok, ha bu arada Esma hocam katıldı. Ben salı günü yayını yapamadığımızı bildirdim ama sebebini bildirmedim. Çünkü geri dönüşler çok yoğun olacaktı ve ben de Antep'ten gelmiştim. Şimdi izninle Seher'cim bir iki Estağfurullah dakika hocam. bunu söylemek zorundayım. Cuma Antep'e gitmeden önce çarşamba günü bacağımda bir sıcak su torbası patlamasıyla yandım. Çok Birinci geçmiş olsun dereceden hocam. yanık oldum. Ciddi bir şeyle gittim oraya. Çok zorlu bir 4-5 gün yaşadım. Şimdi biraz stabil hale geldi. Ama hiç sesimi çıkartmadım. Esma hocam da tevafuk bu ya. Ayağını berkitti. Ayağı alçıda düştü. Dolayısıyla ikimiz de bu hafta hafif bir şeye uğradık. Şimdi önümüzdeki hafta sonu Allah nasip ederse, o kendimi iyi hissedersem yaparız dedi. Esma hocama özel olarak dua istiyorum. Şifa dualarını ne olur. Yayını kaydedeceğiz, evet. Çok teşekkür ediyorum Hamdi oğlum. Esma hocama çok dua edin. Ben atlattım. Bana zaten edin dua tabii ki de. Ama Esma hocama önceleyelim. Şu an raporlu, evde istirahat halinde. Birkaç güne o yayınımızı yapmış Evet, oluruz. evet. Hayat sürprizlerle dolu işte. Sen bir şeyleri hesaplıyorsun. Sonra Rabbim sana belki orada bir
şöhret gelecek ama şöhret de afet getireceği için nefsinin eline düşme diye gitmeden seni gaziliyor. Sen derdine düşünce o zaman o nefsinin eline düşmemiş oluyorsun. Olaya biraz böyle bakmak lazım. Şeyden bakmaktansa. Nazardan bakmayalım gene. Biz, doğru. Bu bir çok imtihan haklısın. Dünyası. Bu sefer de su torbasının patlamasıymış imtihan. Daha Evet. neler göreceğiz kim bilir. Allah razı olsun hepiniz. Şimdi online diksiyon sayfası hesabında Seher Hoca pandemiden bu yana çok güzel işlere imza attı ve atmaya da devam ediyor. Önce böyle kavramların tanımına girmeden bu sayfayı açarkenki düşüncen neydi ve nerede başladın, nerelere geldin? Çünkü çok güzel bir yere geldin ve gidiyorsun da Allah'ın izniyle. Nasıl oldu Çok bu teşekkür yolculuk? ediyorum hocam. İnşallah emeğimizin karşılığını alıyoruzdur ve inşallah gönlümüzün karşılığını da alabiliriz. İnşallah kendimizi güzel ifade edebiliriz. O da çok önemli. Ben bu sayfayı aslında pandemiden çok çok önce açtım. 2017 yılında kurdum. Ve çocuğum, o zaman ilk evladım Ali Nihat yeni doğmuştu. İkinci evladımı da beklediğim dönemdi. Yani yeni doğmuştu derken birkaç aylıktı. İkinci evladımı da beklediğim bir dönemdi. Ben tabii o dönemde biraz daha evde kalmam gerekiyor. İşlerden daha uzaktayım. Zaten bir bebeğim var. Yolda bir bebeğim var. Ama mesleğimi de unutmak istemiyorum. Sürekli zaten benim hayatım şöyle. Ne yapabilirim? Ben bu şartlarımda ne yapabilirim? Ne yapabilirim, ne yapabilirim derken benim mesleğim var. Ben dedim bu konuda cömert olacağım. En kolay nasıl anlatılabilirse, en basit nasıl anlaşılabilirse ben bu bilgimi internette anlatacağım. Herkes bir sayfa açıyor alanıyla ilgili ya da gerekli birçok sayfa var ama gereksiz de birçok sayfa var. Sen ne yapıyorsun dediklerinde ben Instagram'ı kullanıyorum. Instagram artık nedir? Güncel bir televizyon kanalı gibidir. Ben de o kanalda yerimi bilgimle almaya çalışıyorum. Başlangıçta kelimeleri anlatarak başladım bu yolculuğa. Ama sadece kelimelerin yeterli olmadığını gördüm. Çıkıp sınıfta nasıl anlatıyorsam dersi o şekilde anlatmaya başladım. Konuları şöyle anlatsanız hocam daha iyi kavrarız dediler. Hepsini dinledim. Öyle anlatmaya başladım. Ya bu konular biraz daha böyle 5 yıl öncesinden, 6 yıl öncesinden bahsediyorum. İnsanların anlatırken çok da cömert olmadığı konulardı. Kendi öğrenciliğimden söyleyeyim. Sadece bir kelimeyi öğrenebilmek için 10 dakika video izlediğimi biliyorum. Bir kelime. Ama ben o kelimeyi 10 saniyede, yarım dakikada anlatıyorum aslında. Sonra bu konuda cömert birinin bir sayfanın olması lazım deyip bu sayfayı açtım. Pandemi de daha çok fark edildi tabii. Pandemi insanlara böyle bir eğitimin uzaktan da alınabileceğini öğretti, gösterdi. Herkes uzaktan eğitimle tanıştı. Şimdi dünyanın dört bir yanından öğrencilerim var. Afrika'dan var, Afrika kıtasından, sonra Amerika'dan var. Sonra bir dakika unuttum, Avrupa'dan var. Hoca da unutabiliyor yani. Birçok yerden, Türkiye'nin her Tabii yerinden ki. diyebilirim. Zaten ben şöyle dua ediyordum hep. Allah'ım ben öyle bir iş yapayım ki yani bir binada tıkılı kalmasın bu yaptığım iş. Ben herkese ulaşmak istiyorum. Böyle dua ediyordum. Ve ben hep televizyon sunucu olur diye düşünmüştüm. Orada bir araya gireyim çünkü senin şu radyo geçmişinden, seslendirmelerinden, hatta şu anda sesinin mağazalarda çok tanıdık gelmesini acaba burada mesela onu hiç söylemeyelim bilsinler bakalım. Bu ses en sıklıkla girdiğiniz bir alışveriş ettiğiniz markanın mağazanın anons sesi, uyarı sesi. Bakın bakalım yazın şuraya bakayım Ama kim bu kadar dikkatli hocam ve fark edecek. o Gerçekten tonda, çok merak ediyorum. o tonda Gerçekten çok konuşmuyorum ama merak şimdi o tona geçersem belki anlayabilirler. Şimdi o ediyorum. tondayım. Tamam. Geçer mi? Şimdi Geçer. O o tonuna sık tonda geç. konuşuyorum. Şimdi o radyodan falan da lütfen bahset. Radyo, çok çeşitli radyolarda çalıştım aslında ben ama benim unutamadığım radyom, Radyo Öğüt. Düzce'deki radyom. Bak bak bak. Evet. Seni tanıyanlardan mı onlar? Evet. Kesinlikle. Keşke deseydim ki seni tanıyanlar yazmasın. Öğrencilerim yazıyor şu an onları İyi güzel. öğrencilerim. Canım Ceylan hocam biz de Çok seni teşekkür seviyoruz. ediyoruz. Evet. Yaptığınız markanın sesi Seher'im.
En aklında kalan Hayır, radyo düz Türkiye'nin cerrahi sesi mi? örgüt. Düz Evet. Aslında cerrahi yani öğüt öğüt. adı biraz böyle İslami gibi çağrışım yapıyor ama yok, genele hitap eden bir radyoydu. Sahibi var Kenan Sinanlı Karataş. Çok çok sevdiğim manevi abim diyebilirim. Bana mesleğimi öğreten kişi kendisi. Radyoculuk ondan önce de yapıyordum. Peki radyo devam ediyor Anlamadım hocam, yine gitti ses. Radyo Radyo şu devam an ediyor mu yayına? bahsettiğim radyo mu? Devam ediyor, evet. Evet, devam ediyor. Yine başında Sinan abi var. Onunla birlikte devam ediyor. Orası benim için fakülte gibiydi. Ben orada reklam metni yazmayı, seslendirme yapmayı, seslendirmeyi meslek olarak nasıl yapacağımı öğrendim. Ve radyo nasıl kontrol edilir, baştan sona yayın nasıl hazırlanır. Yani bir radyoya girdiğimde ben o radyoyu tek başıma yönetecek seviyeye Sinan abi sayesinde gelmiştim. Bildiğini aktarma konusunda, öğretme konusunda çok cömertti. Çok da zeki biriydi. Hala öyle. Sağ olsun onun yaptıklarını, desteğini, öğrettiği şeyleri hiç unutmuyorum. Maşallah. Peki Sonra sonra okumak için Konya'ya gitmiştim. Konya'da radyolarla İrtibatım devam etti. Birçok radyoyla orada tanıştım. Seslendirme yaptık onlarla, çalıştık. Projelerde yer aldım, birçok projede. Konya'da benim için tam manasıyla okuldu. Fakültede ben belki dörtte bir şeklinde öğrendim. Kalan dörtte üçünü orada sunuculuk yaparak, belediye işlerini yürüterek, sonra yine radyolarda program yaparak öğrendim diyebilirim. Okul bir yere kadar dedi. Destek oluyor. Yani onu bir yerde pratiğe dökmek gerekiyor hakikaten. Ama şimdi hayatımda radyolara var bir de İstanbul'da en son hatırladım. Üsküdar Belediyesi'nin bir radyosuydu evet. değil mi? Beni Boğaz'ın de Sesi konuk Radyosu almıştı vardı. O orada. da internet radyosuydu. Devam ediyorlar Devam ediyor arkadaşlar. mu? Devam ediyorlar diye biliyorum. Pandemide onlar da bir durdular. Sonra tekrar devam etmeye başladılar. Güzel de içerik üretiyorlar. İyi çalışmalar oluyor. Orada ben sizin gibi çok çok kıymetli konukları da ağırladım hocam. Zaten siz de ilk konuklarımdandınız. Birçok şairle, yazarla, Evet. sanatçıyla bir araya geldik. Sohbet ederken kendimizi kaptırdığımız oldu. Sonra sohbetin o büyüsüne kaptırıp fotoğraf dahi çektirmeden uğurladığımız konuklar oldu. Sonra bir saat içinde fotoğraf çektirmedik, bir kahve bile içmedik diye muhabbetin güzelliğinden bunları unuttuk. Aynen öyle. Şimdi yayına tabii sonradan dahil olan güzel dostlar Seher Hanım ne mezunu diye soruyorlar. Seher Hanım ne mezunu olduğunu, nereden olduğunu söyledi ama hadi son bir kez daha bir altını çizelim. Ondan sonra esas konularımıza girmiş olalım. Siz sonra yayını kaydedeceğim. Bir ricam, benim eski takipçilerim, oraya yeni dostlarımız, Seher Hanım'ın takipçileri ya da şimdi yeni yeni katılanlar yazarlarsa kayıt yapacak mısınız diye siz hemen bizim adımıza cevap verin. Evet kaydedeceğim ve evet YouTube'a yükleyeceğim bu programı. İnşallah. Derin bir anı olarak kalacak inşallah. Hem bilgilendirme için hem de bizim anı defterimiz için. Dolayısıyla her seferinde ben konuşmacımın, misafirimin sözünü kesmek istemiyorum. Siz oradan lütfen cevaplayın. Bilenler biliyor. Peki şimdi artık pandeminin bitmesiyle Evet. birlikte yüz yüze eğitimlere de başladın diye biliyorum ve çok da yoğun başladın. Biraz o konuda bizi bilgilendirir misin? Belki bizler de öğrenci olmaya heves eder, gelir ve Estağfurullah. kendimize bir Estağfurullah yol hocam. ederiz. Her zaman sizinle sohbet etmek için o fırsatı ben kaçırmam zaten. O fırsatı kovalarız inşallah hocam. Biz sizin öğrenciniz olalım. Yüz yüze eğitimleri benim şöyle bir düşüncem var. İnsanlar genellikle topluluk karşısında konuşmaktan korkuyorlar. Ama bu topluluk dediğimiz zaman anlaşılan topluluk böyle bir sahneye çıkılan, karşısında binlerce kişinin olduğu sanılan topluluk. Öyle geliyor insanlara. Oysa öyle değil. Yabancılar da bir topluluk ya da bir araya geldiğimiz 10 kişi de bir topluluk. Ben de bu eğitimleri sağ olsun arkadaşlarım ofislerini teklif ettiler, burada yapabilirsin şeklinde söylediler. Onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama hayır dedim, ben bu eğitimi kitap kafelerde yapmayı düşünüyorum ve çok da güzel bir kitap kafede Sedir'de yapıyoruz. Melike Hanım'ın kulakları çınlasın. Evet. Yapalım reklamı. Hatta böyle tarif et, adres ver çünkü canım kardeşim Melike Günyüz ve Erdem Yayınları'nın İstanbul'a kazandırdığı bence henüz gidemedim fırsat bulup. İmkanı. Seher'imle gitmiş olacağım. Ama
kupa kazandırmış oldukları bence çok özel bir mekan. O yüzden lütfen bilgi sahibisin. Doya doya anlat, reklam olsun. Ben orayı o kadar çok öğrendim ki Melike Hanım'a tarif ediyorum. O bir şeyleri yanlış yapıyor ya da nerede olduğunu bilmiyor. Ben size göstereyim, gelin burada falan diye mekanı tanıtmaya başladım. Mekanı kurumsal anlaşmam olduğunu düşünenler oldu. Hayır, hiçbir anlaşmamız yok. Herhangi bir reklam yapmıyorum. Sevdiğim için paylaşıyorum ve sevilecek de bir yer zaten. Sedir Kitap Kahve atmosferiyle, o güzelliğiyle içine çekiyor. Beni de içine çekti. Konuştuk, burada böyle bir şeyler yapabilir miyiz diye, atölye yapmayı düşünüyorum dedim. Sağ olsunlar destek oldular. Sağ olsunlar şunu yapabilir miyiz, şu şöyle olur mu dediğimde her zaman yardımcı oldular. Orada atölyelerimizi yapıyoruz. Küçük grupta eğitimler yapıyoruz. Arkadaşlar da gelince şöyle bir hayran kalıyorlar ortama. Ve o ortamda eğitim yapmak onlara da iyi geliyor. Sürekli dış misafirler de oluyor tabii. Arkadaşların kulağı bizde oluyor, gözü bizde oluyor, onu fark ediyorum. Ya bir kahve almaya indiğim zaman hemen siz yukarıda diksiyon dersini yapıyorsunuz diyen var. Ya da hocam ben sizi takip ediyorum diyen var. Çok tatlı bir muhabbet ortamı da oluyor. Hatta beni ziyarete gelmek için hafta sonu gidenler oluyormuş. Sürekli orada olduğumu sanıyorlar. Hayır, sürekli orada değilim. Onu da belirteyim. Ama hakikaten öyle bir yerde sürekli olmayı da isterdim. Yüze eğitimlerde insanların konuşmasını dinliyorum, hatalarını belirliyorum. Her kişi farklı konuşma hatası yapar. Evet, hatalar benzerdir ama genel bir şekilde değil, ben özel bir şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Ve hakikaten sadece sözü nasıl söyleyeceklerini değil, kendilerini nasıl ifade edeceklerini. Küçükken sus sen konuşma, sen söyleme, senin sözün kıymetsiz, sen çocuksun, sen karışamazsın diyen denilen nesle eğitim veriyorum. Ben de o nesilden geliyorum. Y kuşağı ve öncesi aslında o nesil biraz da. Hatta 60 yaşında eczacı öğrencilerim var. Benim yaşımda çocukları varmış. Geldi bir gün Fatma Hanım'ın kulakları çınlasın ve dedi ki hocam buradan mı geçeceğiz? Nereye dedim? Eğitim yapacağımız yere dedi. Tam olarak burada yapacağız dedim. Herkesin içinde mi dedi? Evet dedim, herkesin içinde. Herkesin içinde, herkese rağmen burada sözümüzü bir güzel söyleyeceğiz. Tabii sesimizde böyle çok bangır bangır konuşmuyoruz elbette. Ortama uyacak şekilde konuşuyoruz. O şekilde sesimizi çıkarıyoruz. Ve bir zaman sonra onların daha da rahatladığını, kendilerini ifade ederken mimik kullanmayan arkadaşların zamanla gülümsemeye başladığını görüyoruz. İçten dışa ya da dıştan içe tamirat bilmiyorum. Ama ben yaptığım işte hadi anlatıyoruz. Kapalı ev, konu bu, örnek bu. Tamam değil. Bu değil. Gülümse, konuşabilirsin. Sözün değerli. Sözüne ben kıymet veriyorum. O sözü sadece biraz daha dinletmek için, o kıymetli sözü biraz daha dinletmek için doğru sözleri çıkarmaya, doğru sesleri çıkarmaya gayret edeceğiz diye anlatmaya çalışıyorum. Ve hakikaten orada kendilerinden az da olsa bir şeyler paylaşıyorlar ve anlıyorum. Susturulmuş çocuklar, susturulmuş yetişkinlere dönüyor zamanla. Ya aynen öyle. Israrla Radyo, soruyorlar ne televizyon, mezunu sinema olduğunu. bölümü mezunuyum arkadaşlar. 2011 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldum. 2012 yılında da Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon eğitimimi tamamladım. 2012 yılından beri de diksiyon öğretmenliği de Harika. yapıyorum. Yaptığım mesleklerden biri sadece. Onun yanında yaptığım farklı işler de var. Seslendirme sanatçılığı, yer yer sunuculuk gibi. Bu arada soruyu soran güzel kardeşim, ya hocam diye kurduğun cümleyi hocam ne mezun oldunuz diye yüreğinde ve zihninde düzeltirsen kendin için çok iyi bir şey yapmış olursun. Ben de onu tamamlamış olayım. Seher Hanım'ı yeni tanıdım, 64 yaşındayım. Öğrencisi olmak isterdim. Öğrencisi olmanın çok basit bir yöntemi var hanımefendicim. Seher'imi takibe alıyorsunuz. Sayfasında tanıtımlarını yapıyor, duyurularını yapıyor. Hangi gün, hangi hafta yeni grup açıyor, iletişim bilgilerini yazıyor. Oradan irtibata geçerseniz seve seve öğrencisi olursunuz. Bu arada Seher Hanım'ın benim gıpta ettiğim yeni bir öğrencisi var dedim ya, Profesör Doktor Telem Hoca. O da yazmış, ben de onun yeni öğrencisiyim, 52 yaşındayım diye. İşte yaşı yok yani, ben de Pundu'nu bekliyorum. Hatta pandemi dönemiydi, Seher bana bir teklifte bulundu.
Hocam biraz dedi vakit ayırırsanız bir küçük çalışma yapalım mı sizle dedi. Ah çok iyi olur Seher dedim. Fakat pandemide ben tabii sabah 7 gece 2 çalışınca bulduğum küçücük fırsatları dinlenmek ve o beynimde böyle neredeyse bir kalorifer kazanı yanıyormuş gibi zihni yorgunluğumu üstüne öyle bir sorumluluğu alamadım. Çünkü ders almaya talip olmak Evet. biraz sorumluluk almak ister. Hocaya olmak için çalışmak ister, biraz fedakarlık ister. Mesela Maşallah. Telem hocam geçen hafta Paris'teydi. Evet, Buradan gezen ödevlerini sen. yolladı. Yani bu nasıl bir şey? Evet, yani oradan ödev bir, ödev ikiyi böyle takip ettik biz de büyük bir zevkle efendim. İşte o yüzden ben de bekliyorum. Her şeyin bir vakti saati var. Ama siz beklemeyin. Bir an evvel hayatınızın önceliğine koyun bunu. Gerçekten güzel konuşmak, doğru konuşmak, karşı tarafının yüreğinin bütün kilitlerini açıp orada bir taht yapıp o tahta oturmak demek. Yani bir ıspanak kemiği bile tarif etseniz karşınızdakine bir şiir okuyormuşsunuz gibi, adeta bir masal anlatıyormuşsunuz gibi gelir. O yüzden kendinize bence böyle bir yatırım lütfen yapın. 47 yaşında da olur, 77 yaşında da olur, 87 yaşında da olur efendim. Yani 97 yaşında da olur. Son nefese kadar alabileceğiniz en doğru eğitimlerden biri. O yüzden yaştan ilgisi yok. Yaşınız saklı kalsın tamam peki. Şimdi peki madem bu kadar merak etti herkes eğitim almaya bir coşku görüyorum şu an. Biraz bize eğitimin başlangıç noktasıyla bitiş noktasına kadar ki yol haritamızda hangi konu başlıklarında neler görüyoruz, ne kadar sürüyor, ne kadar buna vakit ayırmamız gerekiyor? Lütfen Tabii bunları bir hocam. anlatır Öncelikle mısın? şöyle soruyorlar bana. Beni ne kadar süreli düzelteceksiniz? Bu eğitimden sonra tamamen düzelir miyim diye soruyorlar. Ben de onlara soruyorum. Siz söyler misiniz tamamen düzelir misiniz? Ya da ben size problem çözmeyi öğreteceğim. Matematikteki problemler konusunu öğreteceğim. Ama o konunun oturması için sizin onlarca soru çözmeniz gerekecek. Biz eğitime zaten hep söylüyorum analizle başlıyoruz. Konuşma analiziyle. Konuşma analizinde kişi nerelerde hata yapıyor bunu tespit ediyoruz. Bir de asalak sesler benim çok çok dikkat ettiğim meseleler. Irlamadan konuşmayı öğretiyorum ve bunun üzerinde çok duruyorum. Hakikaten böyle esaslı bir şekilde söylediklerimi yaparsa öğrenci bir hafta içinde o senelerce diline yapışmış olan ığdan kurtuluyor. Iğlar dilinden gidiyor. Çok çok örnekleri var. Örnekleri olduğu inşallah devam edecek. Sonra bunu tespit ettikten sonra bakıyorum. Çenesi kapalı mı konuşuyor, dudakları oynamıyor mu ya da o şekilde yuvarlayarak mı konuşuyor? Nedir problem? Problemi önce belirliyoruz. Sonra çözüm yollarını anlatıyoruz. Ben A kişisine kalemle okuma ödevi veriyorum, görev veriyorum. B kişisine dudak hareketlerini abartılı yapma ödevi veriyorum. Diğerine çene egzersizleri ödevi veriyorum. Hepsine aynı şeyi vermiyorum. Sonra ama başlıklarımız genel olarak gidiyor. Herkes aynı başlığı görüyor. Sesli harfleri işliyorum ki kapalı E'ler, bütün öğrencilerin korkulu rüyası. O sesi ayırt etmek hakikaten zor geliyor. Çok iyi anlıyorum. Ben de öğrenciliğimde sadece kapalı E'de zorlanmıştım. Ama kavradıktan sonra hep diyorum ki, yani bir çorap sökmek isterseniz ucunu bulmaya çalışırsınız ya. O ucu bulunca sökmek o kadar kolay oluyor ki. O ucu bulmaya çabalasınlar. Sonra sesli harflerin ardından yumuşak G'ler geliyor. Yumuşak G'ler gırtlak harfleri olduğu için onları telaffuz etmiyoruz. Türkçe yazıldığı gibi okunmaz diye söylüyorum. Bayağı bir şaşırıyorlar. Türkçede de günlük dilde resmi dil var. Fark ediyorlarsa ben ediyorlarsa konuşuluyor, yapılıyor, gidiliyor demiyorum. Çünkü doğal sohbette böyle konuşmama, resmi dille konuşmama gerek yok. Bunu da bir tane taraftan anlatmaya çalışıyorum ve bu konuda çok kişiyle mücadele ediyorum. Önce öğrencilerimle mücadele ediyorum öğretmek için. Sonra yapılıyor, gidiliyor, ediliyor diye söyleyeceksin diyenlerle mücadele ediyorum. Türkçeyi bozuyorsunuz diyenlerle ayrıca mücadele ediyorum. Hakikaten zorlanıyoruz. İnsanlar bir duvar tutuyorlar demeyeceğim, örüyorlar kendilerine. Bir duvar örüyorlar, onu yıktırmıyorlar. Sımsıkı tutuyorlar o duvarı. Yıkmaya kalkınca bak buradan sonrasında aydınlık var, ışık var dediğimizde de yok, orada kalacağım ben diye ve duvarı
ardındakilere de sesleniyorlar o tarafa geçmeyin diye. Onlarla da mücadele ediyoruz hocam. Sonra ece kacak kurallarını gösteriyorum. Diftong kuralı, ulama kuralı. Hatta birçok Türkçe öğretmeniyle çalışıyoruz. Türkçe öğretmeni arkadaşlar bazen şöyle söylüyor. Hocam biz bir ulamayı Türkçe'de anlatıp geçtiğimiz konu sanıyorduk. Yani bu konuşurken uygulamamız gereken bir şey mi? Evet diyorum, uygulanacak. Öyle tamamlıyoruz güzel. Şimdi Doğu toplumu olduğu için değişime karşı biraz dirençli bir toplumuz biz. Değişimin de hep parmağımızı gösterdiğimiz karşımızdaki hedefte bekleyen bir toplumuz. Aslında değişimin içten dışa başladığını, önce kendini değiştirdiğinde bütün dünyanın değişeceğinden hareket etmeyi Evet. biraz ıskalıyoruz diye düşünüyorum. Rabia yazmış ki artikülasyon sorunum olduğunu düşünüyorum, keyifle dinliyorum diye. Ben de size ikinizi de çok seven hocanız olarak bir teklif getiriyorum. Rabia'm sen Seher'in öğrencisi ol. Seher de senin online mutfak atölyelerinin öğrencisi olsun. İki genç kadın, iki gurur duyduğum genç kadın birbirinizdeki becerilerden istifade ederek birbirinize hem de destek olun ve tanışın. Hatta bu tanışmayı zamanda Sedir Kahve'de buluşarak başınızda ben de olarak yani böyle ikinize birden sarılmanın gücünden istifade etmek için başınızda ben olarak diyorum. Böyle bir tanışma yapalım. Ondan sonra güzel güzel bu gitmiş olsun. Şimdi güzel bakan, güzel görür, güzel düşünen, hayattan lezzet alır ve güzel konuşan karşısındakinin yüreğine ılık ılık tohumlar eker ve orada kızdığı şey kendi duygusunu ifade ettiği öfkeyi bile ifade ediş biçimi gerçekten doğru bir diksiyonla, düzgün bir Türkçeyle olursa o Evet, zaman etkisi büyük hocam, oluyor, değil mi Seher kesinlikle. Bey? Ben mesela hiç pardon demeyen bir insanım. Pardon demiyorum kimseye. Özür diliyorum. Kusura bakmayın diyorum. Affedersiniz diyorum. Çocuklarım da o şekilde öğreniyorlar. Pardon demeden. Kusura bakma, özür dilerim şeklinde söyleyebiliyorlar. Ve ben çocuklardan da özür diliyorum tabii ki. Yanlış yaptığım bir şey olduğunda, eksik yaptığım bir şey olduğunda özür dilemek benim dilime yapışmıyor. Hatta dilimi yumuşatıyor, kalbimi yumuşatıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorum bundan. Ve pardonu soğuk buluyorum. Özrü ya da kusura bakmayın demeyi daha böyle samimi buluyorum. Affedersin demeyi daha içten buluyorum. O zaman pardonun psikolojik yansımasını söyleyeyim. Aslında pardon senin de hissettiğin gibi biraz soğuk, biraz da üstence, küstah ve kibirli bir yön. Pardon deyip geçiyorsun. Yani aslında sana medeniyet gereği bir şey söylemem gerekiyor. Ama çok da tenezzül etmek istemiyorum sana doğru dürüst bir şey söylemeye. O yüzden pardon diyorum diyorsun. Öteki türlü özür dilemekte bir diğerkanlık var, bir empati var. İçinden içine bir samimiyet, bir hasbilik, bir merhamet var. Ya yaptım bir hata, özür diliyorum ya. Senin engin şefkatine, merhametine sığınıyorumun alt gizli cümlelerinin üstek açıkta kalan ifadesi o. Özür dilerim. O yüzden kalbe iyi geliyor, şifa oluyor. Hocam demiş, disleksi diğer adıyla özel öğrenme güçlüğü konuşmayı Onları etkiler hocam mi? aslında dil ve konuşma terapistlerine sormaları gerekiyor. Bu gibi konular onların konuları. Kekemelik onların konuları, harf çıkaramama onların alanlarına giriyor. Benim bu konuda yorum yapmam dahi hadsizlik olur. Haddini bilen insanlardan olalım inşallah. Ben ne dersem yanlış olur. Mutlaka dil ve konuşma terapistine sorsunlar. Ben Buyurun küçük hocam. bir araya gireyim. Kendi mesleğim gereği iki tane disleksi danışanım oldu. Ergen yaşlardaydı. Konuşmalarında en ufacık bir aksama yoktu. Hani şey olarak bir diksiyon hocası onu bir gözlem altına aldığında elbette harflerdeki yanlış vurgu falan ama hani normal günlük alışkanlık halinde olduğumuz insanların kendini ifade etme biçimlerinden farklı bir ifade ediş biçimleri yoktu. Dolayısıyla spesifik bir örnek olabilir. Böyle genelde onlarda bir konuşmanın etkilendiği duruma ben hiç rastlamadım. Bizi de bilgilendirmiş olursunuz böylece. Peki, şimdi çok böyle risk alarak bir soru soruyorum Seher. Aslında bunu Acaba. yapmamam gerekiyor. Ama bana bir cesaret geldi şimdi. Beni bir değerlendirmiş olsan. Bak 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 sorduğum soruya bak ecelim geldi. Ne kusurlarım var? Nereleri düzeltmem gerekiyor? Bana ne tavsiye edersin?
Canlı yayındakiler bana dua edin, hoca az şey Hocam bir söylesin. kere sesinizi çok Evet. güzel kullanıyorsunuz. Çok tatlı kullanıyorsunuz. Sesiniz dışa dönük geliyor. Önce bunu ifade edeyim. Ve hakikaten kendinizi dinletiyorsunuz. Ama bunun yanında aralarda gelen bir sesleri olabiliyor. Sonra kapalı E'leri açık olarak Evet. söyleyebiliyorsunuz. Onunla bununla gibi geliyor. Orada burada şurada dayı yazıldığı gibi söylüyorsunuz. Aklımda kalanlar bunlar. Nasıl diyorum? Söyle Oradaydım, bakayım. buradaydım gibi. Oradaydım, buradaydım olması lazım aslında günlük dilde. Yutarak söyleyeceğiz. Sonra onunla birlikte değil, onunla birlikte olması lazım. Sonda N harfi olmayacak. Aralarda da gelen o düşünme boşluklarında susacağız mesela. Ya da yutkunacağımız zaman susacağız. Soruda ben ne yaptım? Duvar örmek, örmeyi bir türlü hatırlayamadım. Başka bir şey söyledim. Sonra yakaladım ama o arada ığlamadım. İşte o gibi yerlerde susmayı ya da farklı kelimeyle doldurabiliyor muyuz? Bakacağız. Dolmuyorsa, olmuyorsa da olmuyor arkadaşlar, ne diyeceğimi bulamadım deyip kapatacağız mesela. Peki ne kadar sürede ödevlerimi yaparsam düzelir benimki de? Bak ben de Bilmiyorum öğretmenim hocam, ben de söyleyeyim. size sorayım. Ne kadar Öğrenci sürede aslında. düzeltirsiniz? Hocam o tamamen sizin Yani algınızla ben ilginizle. çalışkan bir öğrenciyim. Başlar. O tamamen sizin Nasıl? algınızla ve ilginizle alakalı. Algıladık, evet, böyle 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 Hmm. hatalarım var. Tamam. Ders bitti. Kapıyı çektik, çıktık. Orada mı bıraktık? Yanımızda mı götürdük doğruları? Yanımıza götürdük, yanımıza aldık ve dilimize yerleştirmeye başladıysak çok kısa sürede çözülür. Mesela Selam hocam da maşallah çok kısa sürede. Onunla biz iki ders ya da üçüncü ders yaptık galiba. Üçüncü derste inanılmaz yol aldı ki çok ciddi hataları yoktu. Ama Selam hocam değerlendireyim mi? Keskin el kullanmalar vardı. O keskin el kullanmalar tamamen gitti. Ve ilk derste gitti o keskin el kullanmalar. Çok özür diliyorum hocam. Nasıl o keskin el Efendim kullanmak? oğlum. Ben de... Ah! Ne diyor? Tamam yaparım, anlaştık. Kapıya tık tıkladı, kapıyı da Ne açmıyor. dedi? 10 yaşıma gelince bana kemikli etten yapar mısın dedi. Efendim, Tamam. tamam yapacağım. Çok özür dilerim hocam. Bye. Gerçekten bu soruyu sormasının tam vaktiymiş. Bak Evet. çocuklar böyle işte. Normalde hocam ders saatine kadar bana hiç böyle gelip bir şey sormadı. Yanındayken de sormadı bugün. Hatta bolca kestirdi, takıldı böyle. Sonra derste tık 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 bana kemikli etten yapar mısın? Normalde et de yemez, hiç yemez. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Evet. Hayata dair bunlar. Hatta yayın öncesi dedim ya, pat diye yayına da gelebilir, kasacak bir şey yok. Biz kadınız, anneyiz, aileyiz. Dolayısıyla anneliğimizden aile üyelerine ayıracağımız vakitten fedakarlık ederek şu anda burada ekran karşısındayız. Her şey olabilir. Benim de üst kattan ses gelebilir, kapı çalabilir. Hiç sıkıntı yok. Hem de hiç sıkıntı yok. Her şey Evet. hayata dair. Böylesi daha samimi geliyor bana. Daha gerçek geliyor. Şimdi şu Telem hocamın hemen düzelttiği o Keskin keskin el el hatası nedir? hareketleri. Keskin el hatası. Ha, Evet. el Şöyle hareketleri. konuşuyordu mesela. Çok keskin geliyordu ve sürekli eller çalışıyordu. Bu şekilde. Selam hocam, inşallah beni yine seversiniz. Sevmez olur mu? O koskoca bir hoca. Yani ben de bak yürek yemiş gibi kendimi bu kadar insanın gözü önünde bir de YouTube'a atacağım yayında hatalarımı ortaya döktürmüş Estağfurullah. oldum. Elbette o hatalarımızla yüzleşeceğiz. Sen bize söyleyeceksin ki orayı şifalandırmayı biz de kendi adımıza bunu bir hediye olarak yapalım. Ben de şimdi senin önerdiğin her şeye bir kez daha dikkat etmiş olacağım. Bakalım toparlayabilecek miyim? Şöyle bir ay sonra bir kez daha değerlendirirsin İnşallah. inşallah beni. Yani bazen çok hızlı konuştuğumu hissediyorum. Özellikle şimdi İstanbul Üniversitesi gençliğiyle eğitim yapıyorum. Böyle not tutmaya çalışıyorlar. Hocam bir dakika diyorlar. Çok hızlı gittiniz. Evet diyorum, uyarın beni. Ben kaptırdığım zaman seri bir vaziyette
çok hızlı gidebiliyorum. Bu da dinleyeni yorar Beni mı çok bu çok sefer? hızlıysa yorar. Çünkü belli bir hızlı anlama kapasitemiz var. Ve biz bir süzgeçten geçirip onu kendimize de almaya çalışıyoruz. O hızlı olursa daha hızlı daha hızlı kaçıracağı yerler çok olacaktır. Yani derin konuları anlatıyorsak biraz daha sakin gitmekte. Aralarda hatta cümle sonrası öyle biraz da boşluk bırakmakta fayda var. İşte şimdi modern dünyanın içinde görev yapan bizler kısıtlanmış mesela 1 saat veriliyor, bir müfredat var ve o konuyu bütün hakkıyla ve layıkıyla karşı tarafa anlatabilmekle ilgili bir derdimiz var. Bak ödevler ağır ama diyor Çok da bakma. ağır değil ama. Ama lütfen Telim Hocam tabii sen Paris'i gezerken ödev yapınca sana ağır gelmiş olabilir. Bak bu cümleyi kurmak istemezdim ama şimdi yani olmadı. Hem müzeleri gezip hem çarşıyı pazarı gezip hem ödev yapınca belki siz ağır hissettiniz hocam. Yani bu Paris'i de bir konuşacağız sizinle inşallah. Aklım kaldı oralarda. Hani özlediğimi hissettirdiniz bana oraları. İnşallah hep İnşallah, beraber inşallah gideriz. Ne hocam çok dersin güzel sen? olur. Ben biraz daha büyüteyim benimkileri. İnşallah seve seve. Büyüdüler. Öyle bir yol açılınca önüne engel koyma dua olarak. Birkaç günlüğüne gidilir hiçbir şey değil. Artık uçakla gidiyorsun. 3 günde şehrin altının üstüne İnşallah geliyorsun. Geri diyelim hocam o dönebiliyorsun. zaman. Sıkıntı yok. Hatta böyle saatlerce yürüyüp gezmeyi de Sen de çok çok dua özledim yerine. yani. Ben İstanbul'da gözümü açıp, Ah. hani bugün canım İstanbul'da gezmek istemedi deyip, soluğumu Danya feribotunda alıp, bir Bursa'da kitap okuduğum yarım kitabı tamamlayıp kahvemi içip kahvaltımı edip geri dönen bir seherdim. Ondan sonra çocuklar büyüsün. Şöyle olsun da biraz döndük ama özüme döneceğim yavaş yavaş inşallah. O çocukların özellikle böyle peş peşe iki evladı bu şekilde fedakarca, evet bütün anneler gibi ama hani böyle biraz da böyle el eteğini çekerek bir takım işlerden büyütüyor olmandan benim kalbim çok mutmain. O yüzden Çok seninle bu teşekkür konuda ederim. da gurur duyuyorum. Önceliği kendi yapmadın. Biraz durdun, biraz nefes aldın, anneliğini yudum yudum içtin. Şimdi tabii artık harekete geçmeyi de hak etmiş oldun. Yoksa o yıllara bu kadar modern dünyanın haz ve hızlı evrildiği bir dönemde kaptırmış olsaydın, kariyer odaklı olmuş olsaydın bir daha geri gelmeyecek o anı Evet hocam. defterin bomboş kalabilirdi. Evet birileri senin adına sen de akşamları görürdün ama çok eksik yan kalırdı. Şimdi çok şükür ki kalmamış oldu. Güzel oldu, iyi oldu, bereket Amin, olsun amin. inşallah. Peki Seher'im şimdi online eğitimlerin de devam ediyor mu bu yüz yüze eğitimlerle birlikte? Diyelim ki şu anda İstanbul'dan bizi seyredenler, bırak şehir dışı ve yurt dışını, İstanbul'un çok uzak bir ilçesinden seyrediyor ve gelemeyecek. O trafiğe ayıracağı vakit yok. Senden online destek Tabii alabiliyor hocam mu? kesinlikle alabiliyor ve benim zaten hafta içi akşamlarımı dolduruyorum. Ben hafta sonu akşamlarımı doldurmamaya çalışıyorum. Hafta içinde tek boş akşamım bu akşam. Bu akşamı da hani bir işimiz olur, çocuklarla vakit geçirmem gerekir dışarıda. Onun için boş bıraktığım bir akşam ve böyle güzel teklifler olursa onları da değerlendirebileceğim bir akşam olsun istedim. Diğer akşamlar tamamen dolu zaten. Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma akşamları biz online eğitim yapıyoruz. Hatta Aralık ayındaki tüm eğitimler şu an dolu. Ocak ayında açtığım eğitim dolmak üzere. Sağ olsun arkadaşlar bu konuda hakikaten ilgililer, güveniyorlar belli ki sağ olsunlar. Hatta şöyle de bir durum söz konusu. Ben eğitimlere kaç kişi gelirse onu alayım demiyorum. Belli bir sayıda arkadaşı kabul ediyorum. Onlarla birlikte eğitimimizi yapıyoruz, verimli olması için. Ona özen gösteriyorum. Çok güzel. Güzel. Amin. Bereket Amin. olsun inşallah. Peki benim sormayı akıl edemediğim ama hocam şunu söylersem çok iyi olur, istifadesi bol olur diye düşündüğün bir şey var mı? Bana hızlı konuşmayı Bir çok yolu fazla vardır soruyorlar. da. Onu buradan da ifade edeyim. Ben hızlı konuşma sorunum var. Nasıl çözeceğim? Eğitimde bunu çözecek miyim diye. Şimdi eğitime katılan herkesin sadece sorunu hızlı konuşma olmuyor. Ben onlara
neler yapmaları gerektiğini söylüyorum ve diyorum ki bana sadece hızlı konuşmanızı çözmek için gelecektiniz. Bu eğitime katılmanıza gerek yok. Ve onunla ilgili, o konuyla ilgili çektiğim bir video vardı. Onu paylaşıyorum. Burada söylediklerimi uygularsanız hızlı konuşma probleminiz geçecektir. Bunları yapmanız gerekiyor diye ifade ediyorum. Hatta arkadaşlara da söylüyorum. Bulundukları yerde böyle kıymet verdikleri, güvendikleri duyarlar ya, şu hoca iyiymiş, bu hoca iyiymiş gibi. Böyle birini duyuyorlarsa yüz yüze eğitim almaları çok daha güzel olur elbette. Onu da tavsiye ederim. Ama sağ olsunlar, kıymet verip benden de eğitim almak istiyorlar. Bazen bekletiyoruz. 15 gün sonra eğitimi alabiliyoruz. Bir ay sonra alabiliyoruz. Sağ olsun bekleyen arkadaşlarımız oluyor. Bekleyemeyenler oluyor. Onlar da yine sağ olsunlar. Burada maksat kendilerini düzeltmeleri. Burada aman hadi bakalım sen de eğitimime gel, sen de gel, sen benden almalısın, ondan almamalısın gibi bir şey elbette söz konusu değil. İnşallah herkes bir yola çıktığında, çıktığı o yolda kendini en güzel şekilde değiştirebilir, dönüştürebilir, en güzel şekilde ilerleyebilir. Bu bir yolculuk, bu unutulmamalı. 4 haftalık bir yol değil. Benim mesela 3 senede, 4 senede başardığımı 6 haftada başarır mıyım diye soruyorlar. Ben diyorum ki bu soruları biz hocalarımıza hiç sormadık. Hani sorsak bize nasıl cevap verirlerdi bilmiyorum ama hocam bu eğitim benim ne işime yarayacak? Ben bu eğitimi aldım. Şimdi ben bu eğitimi verebilir miyim? Ben bu eğitimi aldım. Bana ne katacak? Ben oldum mu? Bunları sormadık. Üzerine biraz daha katmaya çalıştık. Biraz daha katmaya çalıştık. Bazen sorulara şaşırıyorum. Bu da doğru. Ha bir de her zaman tatlı dilli değiliz. Her zaman böyle sakin değiliz, sakin ifade etmiyoruz kendimizi. Mesela bizim meslekten olmayıp, alanı bizimle hiç ilgisi olmayıp, gelip böyle insanların da kafasını karıştıracak şekilde sayfamızda yorum yapanlar, saygı sınırını aşanlar oluyor. Saygı sınırında ama hadsizlik yaptığını kendisine güzelce ifade ederek gerekli yerde sertliğimizi de gösteriyoruz. Bravo. Tam bu noktada bir şey söylemiş olayım. Belki dikkat çekmiştir. Şu an canlı yayında birbirine seviyesizce bu yayının kalitesini etkileyecek şekilde yazışma oldu. Bir tanesini yayından çıkarttım sessizce. Birisine engelledim. Evet, özgürlük tabii ki. Ama o özgürlük bizim kendi emeğimizin sınırlarını ihlal etme hakkını vermiyor. Bu arada Aynur Hanım, siz de hızlı konuşuyorsunuz diye bir tespitte bulunmuş. Ya sana söyledi bunu ya bana söyledi. İkimize de kabul. Siz öyle Yok hayır hocam, ben onu gördüyseniz kabul etmiyorum. öyledir. Aynur Hanım mesleğini yazabilir mi? Mesleği ve mezuniyetini yazabilir mi? Peki, yazsın. Selamun aleyküm. Çok geç kalmışım. Başka dersim vardı, okuma. Hızlı okuma için ne yapmalı, nereden nasıl eğitim almalı gibi bir şey var. Bu arada ben Instagram DM'lere bakıyordum sen konuşurken. Çokça fiyat bilgisi soran olmuş. Bütün bu bilgilerin, özel bilgilerin yeri Seher Hanım'ın online diksiyon Instagram sayfasının DM'si. Oraya yazdığınızda Seher Hanım sizi bilgilendirecektir. Burada böyle umuma açık bir bilgiye gerek yok. Pazartesi günü dört gözle dersini bekleyenler var. Konuşurken sesi boğazın gerisine atıyorum. Sesi ön tarafa nasıl getirebilirim? Ne güzel bir soru. Nasıl güzel bir Evet. soru. Ama Teşekkür ediyorum işte bu soru onu bir için. dinlemek lazım hocam. Nasıl bir boğazın gerisi derken neyi kastediyor? Gırtlaktan konuşmayı mı kastediyor? Yoksa içine içine konuşmak diyoruz biz, böyle bunu mu kastediyor acaba? O yüzden ben hep diyorum, analizinizi Sesi yapsın, bana konuşmalısın. benim. Ama soru çok güzel. Evet. Soru çok güzel. Cevap o için tabii ki böyle uzaktan Evet. teşhis koyamazsın. İrtibat etsinler. Çok biz de teşekkür ederiz. Yayını evet kaydedeceğim. Kaydetmekle yetinmeyeceğim. Şengül Yiğit YouTube kanalına da kaydedeceğim inşallah. Seher Hanım'ı dinlerken mest oluyormuş. Maşallah diyelim o zaman. O güzel konuşmaya kim mest olmaz ki? Hepimiz hayran oluyoruz elbette. Güzel konuşan bütün insanlar olduğumuz gibi. Aynur Hanım gitti mi acaba? Yani Yazamadı ne yazabilirse, iş eğer yaptığını. bu meslekten biriyse, bilgisi varsa bu Sevinirim. meslekle ilgili tabii ki eleştirileri açığız. Bilgisini bize aktarabilir. Sürçmesi neden olur? Dil sürçmesi Dil neden olur diye sürçmesi dil tembelliği sormuşlar. kaynaklı olabilir ama hiç mi insanın dili sürçmüyor? Benim de fark ettiyseniz yayından beri sürçtüğü oldu elbette. Yorgunluk etkileyebilir. O an belki işte
dil yorgunluğu vardır, zihin bulanıktır. Bunların hepsi etkileyebilir ama genel sebebi dil tembelliği kaynaklı olur. Çokça sürçüyorsa aslında sürçmeden ziyade bence kelimeyi çıkaramamaktan bahsediliyor olabilir burada. Kelimeyi söylerken dilin sürçmesinden. Mesela profesyonel diyecek, profesyonel şeklinde olmalar. Bunlar tamamen dil tembelliği kaynaklı. Bu gibi durumda nerede dili sürçüyorsa şayet, hangi kelime de sürçüyorsa, hangi kelimeyi söylerken zorlanıyorsa o kelimeyi not alıp heceleyerek çalışabilir. Ama art arda sayısız kez tekrar etsin böyle. Sayısız demeyeyim de 7 kez, 10 kez falan art arda tekrar etsin. Zamanla dilinin alıştığını görecektir. Aynur Hanım buradayım hocam demiş. Lütfen yazar mısınız mesleğinizi merak etti Seher Hanım. Bu arada Veysel Pınar takip. Şimdi tabii Veysel Bey diyemiyorum, Pınar Hanım çıkabiliyor. O yüzden Veysel Pınar hesabı diyelim. Dil sürçmesi Freud'a göre bilinçaltı ile alakalı demiş. Evet doğrudur. İnsanın zihni çok dağınıkken odaklanma zorluğu yaşarken de dil sürçüyor. Çünkü bölünmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla o bilinçaltının doluluğu böyle bir şeye etki edebilir. Ceylan Hanım ne güzel olur. Tabii ki Ceylan Hoca da çok kıymetli hocalarımızdan. Valla bütün hocalar birbiriyle işte benim kıymetli kızlarımdan İnşallah. tanışın. Güzel güzel birbirinizin kendi mesleklerinden istifade edin. Ve her biriniz birinizin katma değeri olun inşallah. Ben de bundan olsa olsa gurur duyarım. Bir kelimeyi düşünüp başka kelime söyleme. Evet, aynen öyle. Zihin yorgunluğu, zihnin çok şeyle dolu olması hepimizin zaman zaman başına geliyor olabilir. Hatta şimdi ismini zikretmeyeceğim burada. Çok ünlü bir spiker yıllar önce, Seher sen çok iyi hatırlayacaksın. Bir kelimeyi yanlış söylemişti. Maksadını aşan bir şekilde söylemişti. Ve ne yazık ki bütün meslek hayatı heba oldu gitti. Şöhretken, şöhretin zirvesindeyken, o yüzden şöhret afet getirir diyoruz. Bir anda her gece televizyonlarda program sunarken adı şu anda hiç anılmıyor yıllardır. Eğitim sonrası sertifika veriyor Sertifika değil de musunuz katılım Seher Hanımcığım? belgesi veriyorum. Temsili bir belge oluyor. Sertifikadan kasıtlarım Milli Eğitim Bakanlığı'nda E-Devlet'te görünen sertifika. Öyle bir sertifika vermiyorum şu anda. Tamam. Bir olay anlatırken çok ayrıntıya girmek doğru değil mi? Anlatacağımız şeyi daha öz ve basit şekilde mi anlatmalıyız? Bunun konuşma üslubuyla çok oran şeyle ilgili olduğunu düşünmüyorum Hazırlıksız Seher. Sen ne konuşmaya çok hazır düşünüyorsun? olmadığını düşünüyorum ben arkadaşın hocam. Çünkü hazırlıksız konuşma çalışmalarında bunu dengeleyebiliyoruz. Çok uzun konuşuyorsa kısa konuşmayı, çok kısa konuşuyorsa biraz daha uzatmayı öğreniyor. Ya, çok özür diliyorum hocam. Tamam. Tekrar su içeceğim. Estağfurullah. Geçen Estağfurullah. haftadan İçiniz o. Bol kitap okumak konuşmaya etkili midir? Tabii ki etkili. Hiç Geçen haftada tartışılmaz. ses kısıklığı yaşıyordum. Hiç. Yeni yeni açıldı. İnşallah tekrar kısılmaz. Biraz böyle sorun yaşayabilirim. Evet. Çağırmayalım. Onun için özür Kısılmaz. Şimdi diliyorum. ifade Tamam. yaptık yayın. Dostlar yollarlar sana. Öyle güzel gümbür gümbür şiir gibi akar sesin. Çok kitap okumak elbette güzel konuşmayı etkiler, kelime hazinenizi etkiler, duygularınızı ifade ediş biçiminizi etkiler. Çok etkisi olur. O yüzden kitap okumak, şiir okumak çok etkili. Yani şiire de hayatınızda bir yer açarsanız duygularınızı ifade ediş biçiminizin zenginleştiğini, kalbinizin yumuşadığını, kilitlerinizin açıldığını kendiniz de hissedeceksiniz, çevreniz de hissedecek. Şiirsiz Evet hocam olmaz, ona değil mi kesinlikle Seher? katılıyorum ama kitap okumak diksiyonu geliştirmez. Telaffuzu geliştirmez. Güzel konuşmayı geliştirir, Geç. kesinlikle ufkunuzu açar, bakış açınızı geliştirir, değiştirir. Ama diksiyon kurallarını bilmeden okuyorsak diksiyona katkısı olmaz. Diksiyona katkısı olsun diye okursak belli başlı kurallar var. Onları bilmemiz gerekir. Yani o eğitimden bir geçmek gerekir. Hatta aslında bu yayın sizde eğer bir küçük farkındalık oluşturduysa, bir konuya merak uyandırdıysa ki benim bütün arzum buydu.
konuya merak uyandırmak, ilgi uyandırmak. O zaman online diksiyon hesabından Seher'in çektiği videolar var. Özellikle bu araba kullanırken trafikteki videoları çok etkili ve çok güzel. Onları bir seyredin, bir bakın. Oradaki tiyoları bir hayatınızda bir yerlere oturtturun. Ve ondan sonra o ihtiyacı hala hissediyorsanız da hemen irtibata girin. Çok basit. İster yüz yüze, ister online kendinize böyle güzel bir hediye verin. Bu çok güzel bir hediye, insanın kendisine verdiği hediye. Bir de hocam ben o araçta video çektiğim zaman sürekli böyle yorumlar da geliyor. Araç kullanırken video çekmeyin falan diye. Telefonum orada sabit duruyor. Nasıl ki siz radyoyu açıyorsanız, ben de radyo açar gibi telefonun kayıt düğmesini açıyorum. Ve sürekli böyle ekrana bakmıyorum. Zaten yola bakıyorum. İnsan yoldayken aklına böyle fikirler geliyor. Ya da şu konuyu ben şöyle anlatayım diye düşünüyoruz. Sıcağı sıcağına da kaydetmek istiyorum. Çünkü o andaki ruh hali kaçabilir diye düşünüyorum. Bu sebeple yolculuktayken müzik dinlemek, bangır bangır bunu yapmak yerine ben hemen video kaydını açıp o konuyu anlatmak istiyorum. Kuzum sen bunu izah etmeye ihtiyacı hissediyor musun arkadaşlar? Böyle? Aslında yorgunluk da demeyelim. Ben de trafikte dikkatli sürmeye çalışan biriyim, süren biriyim. Ama oradaki hareketin telefonu eline al, telefona böyle bak, işte yolu takip et, öyle bir şey olmadığını fark ettiklerini düşünüyorum ama fark edemeyen arkadaşlar var demekti. Bak yapacağın şey ne biliyor musun? Sosyal medya yorumlarını çok dikkate almayacaksın, olumsuz olan. Olumlu olanları çok dikkate alıp kalbinde o sorumluluğu taşıyıp onlara daha iyisini, daha güzelini sunmak üzere dikkate alacaksın. Ama olumsuz olanlarda şöyle yapacaksın. Şimdi mesela ben Diyarbakır Urfa'dayken dediğim gibi yanmış vaziyette gittim. Gene her bir yere gittiğim zamanki gibi birkaç kişi, hocam hayat sana güzel, yine gittin ne güzel şehirleri geziyorsun, senin yerinde olmak isterdik, çantanı taşımak isterdik, vallahi hocam bunu nasıl beceriyorsun gibi yazanlara, evet hayat bana güzel çünkü bedenini ben ödüyorum dedim. Hiç kendimi izah etmedim. Döndüm geldim, şimdi Esma Hocam yayına katılmamış olsaydı söylemeyecektim. Ama Esma Hocam'ın durumundan dolayı yayını yapamadığımızı izah etme noktasında hani aradan belki iki duada ben kaparım diye evet bir sıcak su torbası patladı hocam. Ve ben yandım. Yanıktım. O şehri 4 gün o vaziyette yani bacağımdan kanlar akarak akşamları zorlanmaktan dolaşmış oldum görev icabı. Bakın o çok şey değil. Sile. Yerden illüzyon gibi burayı böyle gerçek zannedip de bir şeyler yazıyoruz ya onu cevaplamaya gerek yok. Telem hocam ne demiş? Ne güzel ifade ettiniz Şengül hocam. İnsanın kendine kapalı vereceği en güzel hediyelerden. Evet, kapalı hediye bak kendine. Ben doğru söyledim mi bunu? Kendine. Ya ama lütfen yani yayına gelip de bu kadar da lütfen yani. Kendine. Olmadı. E'den sonra iyi varmış gibi. Kendine. Tüm karizmam gibi. Olmadı hocam. Kendine. E'den sonra Y'ye varmış gibi söyleyin. Kendine. Kendine. Oldu. Kendine. Ya usta. Zehra Meclisi'yem hoş geldiniz efendim. Suna Daire Başkanım siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Var olunuz efendim. Dilay'ım sen de hoş geldin. Ceylan Hocam. Ay ne güzel. Bütün dostlar burada. Bu yeni katılan dostlara söylüyorum. Ben yürek yemiş bir Şengül Hoca olarak Seher Hoca'ya dedim ki diksiyondaki hatalarımı yayında söyle. Bu kadar da cesaretliyim dedim. Birkaç hatamı yakaladı. Söyledi. Şimdi onun üzerinden örnek olmuş olduk. Şimdi kendine. İkincisi oldu. İkincisi güzel oldu. Evet. Tamam ben bunun üzerinde çalışıp sana estağfurullah hocam, estağfurullah. Biz size sorsak bizim ne hatalarımız var diye vallahi say say bitiremezsiniz hocam. O yüzden ben yürek yemediğim için soramıyorum. Estağfurullah benim güzel kuzum, estağfurullah. Nazarlık olsun, yok olmasın. Biz hep doğrusunu, güzelini yapmak, tekamül etmek üzere
hatalarımızı bertaraf etmek üzere çabamızı sarf edelim. Rabbimizin bizden istediği, bizden murad ettiği de o. Rabbim de onu Amin, bereketlendirmiş amin. olsun. İnşallah. Tamam mı? Yani bizim yapacağımız şey bu. Çok belli. Tekamül etmek. Hani diyoruz ya, insan dünyaya geliyor, hay ile hu arasında nefes alıyor ve nefesi veriyor. O hay ile hu arasındaki insan olabilme sanatını icra ederken her daim eşliğinde, anneliğinde, babalığında, kocalığında, hanımlığında, insanlığında, kulluğunda, iş kadınlığında, mesleği neyse o branşta hep tekamül etmek zorundayız. Dünkü Şengül'le bugünkü Şengül bir olursa ziyandayız. Gelişeceğiz, olgunlaşacağız, yaptığımız çiğliklerden arınacağız, tövbe mekanizması çalışacak, Allah'tan tövbe isteyeceğiz, kuldan özür dileyeceğiz. Yani birbirimize yaptığımız hataları her daim şifalandırmak için gayret edeceğiz ki Rabbimiz de bizim hayatımızı bereketlendirsin, kalplerimize huzuru nakşetsin. Özür dileyen erdemli insanın hayatı her daim huzur içinde ne kadar geçiyor. güzel. Çok önemli. Ya iyi ki buluşturmuşuz diyorlar. Evet, çok teşekkür ediyorum ben de Sehir'imle. Sana da hoş geldin tabii ki. Her biriniz şu yayına başından sonuna katılan bütün dostlarımız, her biriniz evimize, hanemize siz hoş geldiniz. Biz de sizin bulunduğunuz yerlere hoş geldik ve hoş bulduk. Yusuf Hocam geldi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden çok güzel yayınlar yaptığım Profesör Doktor Yusuf Acuner Hocam. Hocam lütfederseniz yine sizinle böyle her daim vaktinizi almasak da bir yayın yapmayı da, hasret gidermeyi de takipçilerimizle birlikte engin bilginizden istifade etmeyi isterim. Ben çok şanslıyım Seher'im. Hani sen hep bana diyorsun ama o kadar güzel dostlar, o kadar güzel insanlar Rabbim hediye olarak hayatıma yolluyor ki gerçekten Allah'a bunun için sonsuz kere şükürler olsun. Ne Ne kadar mutlu güzel bana. hocam. Bizim için de aynısı geçerli galiba. Ama ben insanın, güzel insanın güzelliği çektiğini düşünüyorum. Siz bu kadar güzel olmasanız çevrenizde bu kadar güzel olmaz elbette. Estağfurullah. Estağfurullah. Hiç kötü insan rastlamıyor bana. Estağfurullah Yusuf Hocam, olsa olsa bizim için onur olur. İnşallah irtibatta kalalım. Güzel bir buluşma yapalım. İstifade edelim sizden. O güzel mübarek bilgileri kalplerimize nakşetmiş olalım. Hocam. Seher'im, böyle artık Ali, iki Ali'den, hem oğlun Ali'den hem eşin Ali'den daha fazla vakit almadan ben seni, bak bu konuda ne dedim? Seni bir kere yayına misafir ederim ama Seher'im dedim. Sonrasında böyle dedim, başı sonu belli olan, hiç olmadı ayda bir vakit ayırmanı isterim dedim. Bu Galiba iş oraya gidecek. öyle olacak. Bak Biz bir diyorum. konu belirleyip onu konuşacağız galiba hocam. Çünkü konular dallanıyor, budaklanıyor. Sanki hiçbir şey konuşmadık gibi hissediyoruz. Çok şey vardı. İşte Bunun o için yüzden de ayda bir mesela. seni yorma. Ayda bir saatini isteriz, dua ederler sana. Bütün işlerin rast gider. O yüzden bugün böyle bal kavanozundan bir parmak balı ikram etmiş olalım inşallah. Geri kalanı da böyle ayda bir ikram edeydi. Hele güzel Ramazan geliyor. Bak Allah. şimdiden ben Ramazan'ın şeyine kapıldım. Memnuniyet diliyorum hocam. Tabii. Ramazan da çok zevkli olur inşallah. Güzel güzel. Kış ayları neyle geçecek yavrum? Berekettir. Kış ayları bunlarla geçecek işte. Bu soğuk zannedilen ekranı sıcacık yapıp birbirimize doğru, hayırlı, hakikatten yana bilgileri ikram edeceğiz. O ikramlar bize dua İnşallah. olarak geri İnşallah dönecek. hocam. Şimdi bize son olarak veda sözleri, böyle küçük noktalı virgül koyarken ne diyeceksin? Öyle veda edelim bu akşam. Aslında bizim başlığımızı söyleyeceğim ben. Güzeli güzel söylemeyi öğrensin arkadaşlarımız. Biz de güzeli güzel söylemeyi öğretmeye çalışıyoruz. Sadece güzel telaffuz etmek yetmez. Şurası kötüyse dilden güzel telaffuz ederek sert cümleler, kibir dolu cümleler çıkabilir. Burası da güzel olsun. Ben hep diyorum ki şuradaki neyse buradaki o olmalı. Yani zihninizdeki ile dilinizdeki biri olsun. Dilinizde ne varsa onu düşünmeye çalışın. Ya da düşündüğünüz ne varsa onu söylemeye çalışın diye. İşte işin içine biraz da gönüllerini katsınlar, kalplerini katsınlar, öyle konuşsunlar. Peki o zaman Konya'da
7 Aralık dünden itibaren Şebi Aruz günleri başladı. Bu vesileyle Hazreti Mevlana'nın o güzel ifadesiyle veda edelim. Hani sen şurası şurası dedin ya. Hazreti Mevlana diyor ki kalp denizdir, dil de onun kıyısı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. O yüzden denizi berrak tutup dili de şenlendirmek lazım. Böylece sizi de en güzele emanet etmek lazım kendimizle birlikte. Çok Ben teşekkür teşekkür ediyorum ederim. Seher'im. Size de çok teşekkür ediyorum sevgili takipçilerimiz. En güzele Rabbime emanetiz hep birlikte. Geceniz hayır olsun. Kalpleriniz huzur dolu, evleriniz muhabbetle dolu olsun. Kalplerinizde fitneye, fesada, hasete hiç yer kalmayacak şekilde güzelliklerle donatsın Rabbim inşallah. Şu güzel perşembe akşamı cuma duası yerine geçmiş olsun. Birbirimizi duada temiz ağızlarımızı unutmayalım. Allah'a emanet.